Elimizde integral 1 bölü 36 artı x kare dx'in olduğunu düşünelim. Bunun trigonometri olmadan çözmesi çok da kolay olmayan bir integral olduğunu fark etmiş olmalısınız. U dönüşümü yapamıyoruz çünkü ifade bunun türevini içermiyor. Bunun yerine 2x olsaydı evet her şey çok daha kolay olurdu. Yani o zaman 2x bunun türevi olacağından U dönüşümünü uygulayabilirdik ama elimizde 2x olmadığına göre gelin trigonometrik özdeşliklerden yardım almaya çalışalım. Hangisini kullanabiliriz dersiniz? Bu arada buna benzeyen bir şey yani bir sabit artı bir değişkenin karesini içeren bir ifade gördüğümde beynim bana burada trigonometrik bir ifade kullanabileceğimi söyler ama ben genellikle 1 artı kareli bir ifadeyi tercih ederim. Bu yüzden de bu integrali e, dx'i paya alalım. dx bölü 36 çarpı 1 artı x kare bölü 36 olarak yazacağım. Bununla bu aynı şey. Ve şimdi de bu integralin neye eşit olduğunu bulmamıza yardımcı olacak trigonometrik özdeşlikleri gözden geçireceğim. Aklınıza hemen gelmemiş olabilir ama not ediyorum 1 artı tanjant kare teta. Evet bu bize yardımcı olabilir. Bakalım 1 artı tanjant kare teta 1 artı sinüs kare teta bölü kosinüs kare tetaya eşittir. Biri ise kosinüs kare bölü kosinüs kare olarak yazabiliriz. Öyleyse bu, kosinüs kare teta bölü kosinüs kare teta artı e, sinüs kare tetaya eşit olur değil mi? Peki kosinüs kare teta artı sinüs kare teta kaçtı? Evet, doğru, Birim çember tanımından yola çıkarak bunun 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle bunun, 1 bölü kosinüs kare teta'ya ya da sekant kare teta'ya eşit olduğunu bulmuş oluruz ve burada da bunun yerine tanjant kare teta koyacak olur isek Burada 1 artı tanjant kare teta elde etmiş oluruz ve bunun sekant kare teta'ya eşit olduğunu da az önce ispatladığımız için belki bunu da sadeleştirebiliriz. Evet ne demiştik? x kare bölü 36 tanjant kare teta'ya eşit olacak. İki tarafın karekökünü alırsak x bölü 6 tanjant tetaya ve buradan x de 6 çarpı tanjant tetaya eşit olur. İki tarafın tetaya göre türevini alınca dx bölü d teta eşittir ee, tanjant tetanın türevi neydi? Burada yazdıklarımıza dayanarak e, ya da bir saniye hemen bunu da bulalım. Ee, şuradan devam edeceğim. 6 çarpı d bölü d teta tanjant teta. Evet, tanjant teta, sinüs teta bölü kosinüs teta olduğuna göre, e, teta'ya göre türevi sinüs teta bölü kosinüs teta yazıyorum. Ve bu da, ekranı biraz kaydırayım, bölüm kuralını uygulayacağım. Bu arada bu kuralı ezbere bilmediğimi biliyorsunuz değil mi? Bu Sinüs teta çarpı kosinüs teta üzeri eksi 1'e eşittir. Bunları bölme yerine çarpma olarak ifade ettiğimize göre şimdi çarpım kuralını uygulayabilirim. Evet, birinci fonksiyonun yani sinüs teta'nın türevi kosinüs teta çarpı ikinci ifade yani kosinüs teta üzeri eksi 1. Eksi 1'i buradaki parantezin üzerine yazdım. Çünkü eğer kosinüsle teta'nın arasına yazmış olsaydım, bunun kosinüsün tersi yani ark kosinüs olduğunu düşünebilirdiniz. Peki buna bir de ikinci fonksiyonun yani kosinüs teta üzeri eksi 1'in türevi ki bu da eksi kosinüs üzeri eksi 2 teta'ya eşittir. Çarpı içerideki fonksiyonun türevi. Bu dıştaki fonksiyonun türevi tamam mı? Yani eğer kosinüs teta x olsaydı x üzeri eksi 1'in türevi eksi x üzeri eksi 2 olurdu öyle değil mi? İçerideki fonksiyonun türevi de eksi sinüs teta'dır ve çarpı birinci fonksiyon yani sinüs teta. Bunun türevi buna eşit ve bunu bir de birinci fonksiyonun kendisi ile çarpıyoruz. Umarım kafamız karışmamıştır. Peki, burası yani kosinüs teta bölü kosinüs teta 1'e eşittir. Bu eksi ile bu eksiden artı elde edeceğiz. Sonra sinüs teta çarpı sinüs teta, sinüs kare teta'ya eşit olacak ve bir de bölü kosinüs kare teta var. Hemen yazıyorum. Artı sinüs kare teta bölü kosinüs kare teta. Ve bu da 1 artı tanjant kare teta'ya eşittir. Ayrıca az önce bunun da sekant kare teta'ya eşit olduğunu bulmuştuk. O halde neymiş? Tanjantın türevi sekant kare teta'ya eşitmiş. Tüm bunları yaptık ama sonuç olarak çok net bir şey elde ettiğimizi görüyorsunuz değil mi? Hemen yazıyorum. dx bölü d teta sekant kare teta'ya eşit. Buradan dx'in neye eşit olduğunu bulmak istersek, iki tarafı d ile çarpalım. 6 çarpı sekant kare teta çarpı d teta. Bu arada burada öncelikle teta'nın neye eşit olduğunu bulmamız gerektiğini anladınız değil mi? Bu eşitliğin iki tarafının arctanjantını alırsak, arctanjant x bölü 6 eşittir teta elde ederiz. Ancak bunu sonra yasaklayacağım. Şimdi integrale geri dönelim dx neydi? 6 sekant kare teta d teta bölü 36 çarpı 1 artı tanjant kare teta. Bunun sekant kare teta'ya eşit olduğunu biliyoruz. Pay ve paydadaki sekant kareler birbirini götürecek ve geriye 6 bölü 36 1 bölü 6 eder. 1 bölü 6 d teta kalacak ve bu da 1 bölü 6 teta artı c'ye eşittir. Son olarak buradaki teta'nın yerine art tanjant x bölü 6 yazacağız ve 1 bölü 36 artı x karenin integralini 1 bölü 6 çarpı art tanjant x bölü 6 artı c olarak bulmuş olacağız. İşte bu kadar. Çok da kötü değildi öyle değil mi?